Selamlar arkadaşlar. Hemen kutu açılışına başlayabiliriz. Hemen ürünün kutusuna bir yakından bakalım. Burada zaten gördüğünüz gibi temsili bir görseli var. Baktığımız zaman Pusat K3 Pro Mechanical Gaming Keyboard diye geçiyor. Yani bu modele baktığımız zaman mekanik bir oyuncu klavyesi. Dediğim gibi temsili bir görseli var. Hemen şöyle kutunun yan taraflarına da bakalım. Başka neler bizi karşılıyor diye. Arka tarafında da şu oldukça güzel, gördüğünüz gibi detachable palm rest demiş. Böyle bir ayrılabilir desteği var. Bu da oyunlar sırasında elinizin rahat etmesini sağlayacak. Şuradaki RGB aydınlatma önemli. Zaten inceleme videosunda bunlardan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi şöyle yan taraflarda bile aydınlatma olduğu söylenmiş. Bunun dışında 5 tane makro key var diyor. Yani hızlıca istediğimiz tuş kombinasyonlarını atayabileceğiz buraya. Oyunlar sırasında o tuşlara bastığımız zaman istediğimiz görevleri yapmasını sağlayabiliriz. Ve 50 million click life demiş. Yani 50 milyon kez tuşlara basabilirsiniz diyor. Tuş ömrü bu kadar denilmiş. Burada da 4 tane ışıklandırma makro key'lerinden bahsedilmiş. Bunlar da farklı oyun modlarına geçiş için deniliyor. Yine parlaklığı ve sesi kontrol edebilmek için de böyle bir scroll tuşumuz var denilmiş. Bakalım bunların hepsini zaten inceleme videosunda bahsedeceğim. Burada da diğer özellikleri yer alıyor. Şimdi vakit kaybetmeden kutu açılışını bir tamamlayalım. Evet, böylece klavyenin kendisine ulaşmış olduk arkadaşlar. Klavyede hemen Monster logosu bir göze çarpıyor. Burada da oradaki scroll tuşlarından bahsetmiştik. Burada 4 tane makro key var denilmişti. Şurada da farklı keylerimiz mevcut. Evet, bunları inceleyeceğim. Çıkardığı ses. Evet, tam bir mekanik klavye sesi gördüğünüz gibi. Burada da baktığımız zaman USB bağlantı için bir port bulunuyor. Zaten burada da USB kablosunu da görüyorsunuz. Bunu bir kenara koyalım. Burada çıkan bir kitapçıklarımız var. Hemen şöyle bir göz atalım kullanım kılavuzuna. Evet, kitapçıkları da bir kenara koyuyorum. Bu da palm rest olarak geçiyordu. Klavyenin alt tarafında şöyle gördüğünüz gibi zaten giriş yerleri var. Yan taraftan gösterirsem daha rahat girecek kadraja. Şöyle gördüğünüz gibi 2 adet giriş var. Evet, şuradaki kısımlara şimdi bu palm rest'i bir oturtalım. Evet, palm rest böyle tam oturdu sesi alamadım ama muhtemelen masada düz bir zeminde şöyle duracağı için. Evet. Burası biraz esnek olması için yapılmış anladığım kadarıyla. Evet, şu oldukça güzel gözüküyor şu an. Şu destek benim hoşuma gitti arkadaşlar. Şöyle çıkardığı sesleri de duyuyorsunuz. Dediğim gibi inceleme videosunda zaten ışıklandırma detaylarına ve diğer fonksiyonlarına değineceğim. Oyunlarda bir gecikme vesaire oluyor mu? Hepsine yer vermeye çalışacağım. Bu daha çok kutu açılışı videosuydu. İnceleme için kanalımı takipte kalabilirsiniz arkadaşlar. Yine klavye ile ilgili sorularınız olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. İnceleme videosuna o sorularınızı da dahil etmeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere.
Oyun bilgisayarı dendiğinde ilk akla gelen marka tabii ki Monster Notebook. Bugün size Monster Notebook hakkında bilmediklerinizi anlatacağım. Monster Notebook sadece oyun bilgisayarı mı üretir? İster rekabetten keyif alan bir oyuncu, ister mimar, mühendis ya da yazılımcı olun. Ya da bambaşka bir profesyonellikle uğraşın. Monster Notebook'ta size göre bir notebook ve aksesuar var. Monster Notebook'ta ömür boyu ücretsiz bakım garantisi olduğunu biliyor muydunuz? Monster Notebook satın alımından sonra da desteğini hiçbir zaman kesmiyor. Bilgisayarımızın ilk günkü performansını korumak için bakımını ömür boyu ücretsiz bakım servisiyle garanti altına alıyor. Bu servis kapsamında senede 2 defa bilgisayarınızı bakımı yapılması için Monster Notebook yetkili servisine getirebilir ya da ücretsiz bir şekilde kargolayabilirsiniz. Üstelik bakım ve temizleme işlemine de hiçbir ücret ödemezsiniz. Videonun açıklama kısmına eklediğim linke tıklayarak ömür boyu bakım garantili Monster Notebook'ları inceleyip satın alabilirsiniz.